Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed. Bugün sizinle beraber Mad Games Tycoon 2 oynamaya devam ediyoruz. En son hatırlarsınız arkadaşlar, tarihin yapılabilmiş en iyi oyununu yapmıştık ve hala satışta kendisi. Bu oyunu yaptıktan sonra oyunu kapatmıştım, o bölümü bitirmiştik. Şu anda haftalık grafiklerde ama ikinci sırada nedense. Bu ondan bir puan daha düşük olmasına rağmen daha fazla sattı nedense. O birinci sıradaydı. Zamanı ilerletelim. 47 hafta boyunca bulmaca mod olmaya devam edecek. Bulmaca oyunları yapmaya devam ediyoruz o yüzden. Bu oyunu daha geliştireceğim. Acaba yine devam oyunu mu yapsam ya? Bakalım. Deniz altındaki gizeme bir devam oyunu yapabilirmişiz. Hala piyasadan kaldırılmadı ama piyasadan kaldırılır kaldırılmaz bunu piyasaya süreriz. Şuradan bir oyun raporu oluşturalım. Oyun raporu oluştur. En son yaptığımız oyunun bir raporunu oluşturalım. Neyi doğru, neyi yanlış yaptık bir görelim. Bu arada eşyaları yanlışlıkla seçmemek için şunu kapatıyorum. Çalışanlarımızın morali önceki bölümde bayağı düştüğü için çalışanlarımıza rahat bir çalışma ortamı oluşturmuştuk. Daha fazla mola vesaire veriyorlardı. Moralleri tekrar yükseldiğine göre onu düzeltebilirim. Nereden yapıyorduk onu? Grup yönetimi miydi? Çalışan ayarlarından. Aynen. Bak biraz baskı uygulamaya, orta baskı uygula diyorum ve yeterince molaya tıklıyorum. Bu kadar dinlendikleri yeterli. Birkaç tane de çalışan alacağım. Oyun testi konusunda uzmanlaşmış iki kişi. Aldım. Burayı tamamen, bu odayı tamamen doldurduk. Birkaç tane de grafiker alayım. Grafiker yokmuş. Programcı alayım o zaman. Bir kişi varmış. Tamam, bunu alalım. Ses sanatçısı alabilirmişiz birkaç tane. Onları da alayım. Ses sanatçısı. Burada müzik ve sesten. Aa, 3 kişi. Güzel. Bu adamlar bayağı iş yapacak. Motoru geliştirin desem. Bizim bulmaca motorumuz güncel mi? Çok hatırlamıyorum. Güncel değilmiş. 2 tane yeni özellik verebiliriz. Bayağı güçlü bir motor oldu bu arada. Tamam. Yapmaya başlasınlar. Bu arada araştırabileceğimiz bir şeyler var mı? Bak, yeni motor özelliği daha gelmiş. Onu da araştıralım. Bunu da sonraki oyunlarımıza adapte ederiz. Bir oyun geliştir. Devam oyunu. Deniz altında gizem 2. Şöyle ikisini koyalım şunun. Hala kullanmakta olduğumuz bir tane lisans var. A kalite. Evet. Ve genç. Tamam. Şuradan motorumuzu seçelim. Platformlar bilgisayara. Katari'ye. Katari'nin pazar payı düşmüş ama bayağı ya. Yeni yükselişli olan yok mu hiç? Yükselişli olan bir konsol yokmuş da. Eskilerini kullanmaya devam ediyoruz. Katari'yi bu arada kullanamayız ya. Katari çünkü bir teknoloji seviyesinde. Bizim oyunumuz 2. Tamam, burada yapabileceğim bir şey yok. Bak, hepsini tutturmuşuz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak, şunu 7'ye çekeyim. Bir tane puan fazladanmış. Tamam. Başka yapmamız gereken bir şey var mı? Başka yapmamız gereken bir şey yok. 50, 10, 10, 30 şeklinde olması lazımmış. Zaten öyle. Tamam. Bütün uygun özellikleri de seçiyorum oynayış özellikleri olarak. Bu şekilde yapın oyunu. Önceki oyunumuz bayağı bir sevildiği ve sattığı için artı 70 beklentiyle çıkacak. Oyunumuz normalden daha fazla satacak bu sayede. Oyunumuzu geliştirmeleri için de diğer ofislere görevlerini verelim. Artık 300 bin 300 bin para alıyorlar. Bayağı maliyetli yapıyoruz ama satışlarımız arttığı için çok da koymuyor bize. Bu bölümde hedefimiz 110-120 milyon TL'ye kadar yükselmek olsun. Böylelikle, bu ne be? Yüksek tirajlı bir oyun dergisi mevcut oyununuz hakkında olumsuz bir rapor yayınladı. Ne yazık ki bu ilginin biraz düşmesine neden oldu. Ha, şu görevi iptal et. Yeni yaptığımız oyunun reklamını yapalım o zaman. Su altındaki gizem 2. Radyolar yok. Bir kere televizyona bir reklam çıkartalım. Burada sadece bir kişi çalışıyor. O yeterli olmaz bize ama bu ofise koyabileceğimiz başka adam yokmuş. İşe alamıyoruz. Geliştirmeye devam et.
Bu oyun bir 96-97 olsun. Önceki oyunumuzu geçsin. Motoru ondan daha güncel. Umarım daha yüksek alır. Birkaç tane daha ödül almamızı sağlar diye düşünüyorum. Bulmaca türü zaten moda olduğu için bol bol satacağız bu oyunu. Tamam. Deniz Altındaki Gizem'in birinci oyunu piyasadan kaldırıldı. Oynayış özellikleri araştıralım. Oyunun içerisinde mini oyunlar olacak bu araştırmayla beraber. Bu arada arkadaşlar videonun sonunda söylemiş olmayayım. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, beğenmezseniz beğenmemeyi unutmayın. Yorumlar kısmında da fikir ve düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Hala abone olmayanlar var bu arada, görebiliyorum istatistikleri. Videolarımızı izleyenlerin %60'ı abonemiz değil ne yazık ki. Unuttuklarını farz ediyorum. Öyle düşünmek istiyorum. Eğer bunu dinliyorsanız ve abone değilseniz abone olun lütfen. Böylelikle ne kadar insana hitap ettiğimi anlamış olurum. Şu görevi iptal ediyorum. Televizyona daha fazla reklam vermesinler. Özel pazarlamadan bir beta demosu yayınlayacağım. İnsanlar bir demosunu oynasın. Bak çok yavaş yapıyor ya. Buraya bir kişi almamız lazım. Lütfen gel artık. Gelmiyor. Çalışan sıkıntısı da yok aslında. Niye öyle oldu ki? Tekrar bu sefer de basın için bir ön yayın yapalım. Güzel. Bak bununla beraber yüksek beklenti seviyesine ulaşabiliriz. Normalde şu kalbin içerisindeki sayı 100'e kadar artıyor. Ama yüksek beklenti oluşturabilirsek insanlarda arkadaşlar, o 200 oluyor ve bir satacaksa iki satıyor. O baya güzel bir özellik. Şunun puanı gelsin. Hadi. Tamam. Bak %90'ı geçtiği için artık yüksek beklenti oluşturabiliriz. İnsanlar diyecek ki ya nasıl bir oyun geliyor acaba? Çıldıracaklar, kafayı yiyecekler. Ama yüksek beklenti oluşturup kötü bir oyun yaparsanız, yani puanı %90'ın altında kalırsa, bu sefer de hayranlarınız size çok kızıyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Yani %90'ın üzerine çıkacak bir oyun olduğuna eminseniz yüksek beklenti oluşturtun. Bak programcılar varmış. Programcı alabilirim. Yanlış şeyi tıkladım. Neredesin programcı? Burada. O bayağı kişi var burada. Şöyle bir 4 kişi işe alıyorum. Sizler geçin şuraya. Hala bir kişi daha yerleştirebilirmişiz. Ama ofis doldu sayılır. İşte 120 milyon TL'ye ulaştığımızda şuradaki binayı alacağız. Buradaki bina 95 milyon lira. Yani paramızın çoğunu buraya vereceğiz. Böylelikle ama daha büyük ofislerimiz olacak. Böylelikle daha fazla insan çalıştırarak daha güzel oyunlar yapacağız. Ya bak sen git şuradaki adama yardım et. Seni şu ofise taşıyorum. Sen yok, sen gitme, sen kal. Niye böyle oldu? Çok yavaş ya. Şu yüksek beklentiyi yapalım. Bu arada başaramama ihtimalleri de var. Yüksek beklenti belki yapamayız. Kaç hafta sonra bitiyor? 19 hafta oldu. Hadi ya. 19 hafta sonra modası geçecek bulmacanın. Yapamadılar. Boşu boşuna bekledik. Geliştirmeyi bitir diyorum. 80 ile 100 arası bir puan alacak. Oyunun yapımı 2 milyon liraya mal olmuş. Yayıncı arıyorum. Bulmaca türünde uzmanlaşmış. Bak şu adam biz daha çok seviyordu ama daha az pazar gücü vardı. Bu adamın pazar gücü daha yüksek. Daha az para veriyor ama önemli değil. Oyunumuz çok satsın, rekorlar kırsın. Şu anda parayı kovalamıyoruz aslında. Başarıyı kovalıyoruz arkadaşlar. 96. Ah. Bundan önceki oyunumuz 95 puan almıştı. Ondan önceki de 94 oldu. Bu da 96. Böyle bir tık atlaya atlaya yüze yaklaşıyoruz. Güzel bir inceleme okuyalım. Bu inceleme Deniz Altındaki Gizem serisinin devamı hakkındadır. Serinin en yeni üyesinin buna değip değmediğini sizin için kontrol ediyoruz. Oyun gerçekten iyi düşünülmüş ve baştan sona kadar motive ediyor. Son derece etkileyici grafikler rakipleri eski gösteriyor. Sese çok şaşırdım. Ses efektlerinin kalitesi gerçekten olağanüstü falan falan. Tamam, her şeyini beğenmişler. 4 puanı kırmasalardı bari. Buna bir eklenti oluşturalım. Şu bulmacanın modası geçmeden son kez ekmeğini yiyelim para konusunda. Siz de bu DLC'nin hatalarını silin. Araştırma yapabiliriz. Şuradan diğer oyun türlerini araştırmasını yapalım. En son simülasyonu araştırıyormuşuz. Ona devam ediyorum. Geliştirmeye devam et. Şu hataları sildikten sonra DLC'de yayınlayacağız. Birinci sırada çıkış yaptık. Güzel. Bir haftada 125 bin satıyoruz.
Kendi rekorumuzu tekrar kırdık böylelikle. Bu arada bunu da geliştirmesini bitiriyorum. İyi, bu da 91 puan aldı. Güzel. Güncelleme verelim. Çok önceki oyunumuzda biz güncelleme vermemişiz. Onu verelim. Hala 3. sırada bu arada cinayet çözme 2 oyunu. Bak 1. sırada, 3. sırada, bu da 2. sırada. Şu anda hala listeleri domine eden taraf biziz. Daha 1985 yılındayız. Yani oyun sektörü daha bebeklik çağında gibi bir şey. Yine de domine ediyoruz. Güncellemeyi. Buna da bir 300 bin lira bayıldık. Ödüller. Verecek misin bana güzel bir ödül? Geliştirici yine vermedi. Yine neyse, en azından bir ödül daha aldık. Yılın oyunu. 10 bin hayran kazandırdı bu bize. Bu bölümde umarım bölüm sonuna kadar, bu arada bir kaydı kontrol edeyim ben. 11 dakika olmuş. Bölüm sonuna kadar 200 bin hayrana ulaşabilir miyiz acaba? Ulaşırsak çok güzel olur. Hayranlarımız ne kadar çok olursa arkadaşlar. Yanlış şey tıkladım. Yani şuradaki 150 bin adet hayran var ya. Hayran sayısı şu konuda önemli. Bir oyun çıkarttığımızda en az 150 bin adet satılacağı garanti yani. Ya bunlar bizim her oyunumuzu alan tayfa gibi düşünün. Bizi bayağı seviyorlar, bize hayranlar. Geri kalanı da işte bizi tanımayıp alanlar. Onlar da çok severlerse hayranımız oluyor. Oyunumuzun ne kadar iyi olduğuna bağlı bu. Bu arada bulmaca türü de 9 hafta sonra bitecek modası. Strateji trend olursa çok güzel olur. Strateji oyunları yapmak istiyorum çünkü. Siz de o sırada boş oturmayın. Size kısa görevler verelim. Onları yapın. Zamanı keşe dönüştürelim. Ya oyunu bir hafta oynamadım bu arada. Unutmuşum. Sana da, ya sana görev veremiyorum. Size verebiliyor muyum? Size de veremiyorum. Bak hazır sana gelmişken grafiker almam lazım benim. GG grafik dizaynı. Tamam, bir kişi alabiliyormuşum. Pazarlama desteği birini alabiliyor muyum? Pazarlama destek. Ah, sonunda geldiler ya. 4 kişi birden geldi. Çok güzel. Buyurun yerleşin. Bir kişi fazla oldu. O zaman sen şuraya geç. Tamam. Burası zaten müşteri hizmetleriydi. Bak hala 1. sıradayız. 2. sırada ve 3. 4. sırada. Bu zaten 50 haftadır satışta. Yavaş yavaş piyasadan kaldırılır. Çalışan hasta olmuş. Bu koridor güzel oldu ya bu arada. Sade ama tatlı yani. Kahve makinesi var, bitkiler var, kaloriferler, çöp kutusu, su sebebi, temizlik robotu, tablolarımız, eczacı dolapları. Trend, hadi. Bir hafta kaldı. Yeni oyuna hazırlanalım. Spor konusunda araştırmasını bitirmek üzereyiz. Ne yapıyorsun burada ayakta kendi kendine konuşuyor ya? Ben ne diyorum, bu araştırmalar neden bu kadar yavaştır ya? Bu arada iptal et hemen. Simülasyon türü ve medeniyetler konusu moda olmuş. Simülasyon türünü zaten az önce araştırdık. Burada yok, görüyorsunuz. Konulardan medeniyetleri araştıralım. Medeniyetleri sanki daha önce araştırmıştık ya. Tamam, araştırmışız. Burada çıkmadıysa. Şöyle bir oyun motoru yap diyorum. Motor geliştir. Yeni motor. Simülasyon oyun türünü özel bir oyun motoru geliştireceğim. Simülasyon diyorum. Motor özelliklerini de şöyle en güncel olanları seçeceğim. Ondan sonra buradan simülasyona tıklayalım. Bilgisayara özel bir motor olacak. Oyunumuzu, pardon, oyun motorunu satın almak isteyen diğer geliştiriciler de bize 95 bin TL versin ve %6'da kar paylaşımı yapsınlar. Hızlıca geliştirin gençler. Bir de bak, simülasyon türüne uygun olabilecek uçaklar konusunu araştıracağım. Zaten onun logosunda da görüyorsunuz uçak var. Uçak sürme simülasyonu gibi olsun. Motoru bitirdiler. Tamam, şimdi. Yeniden yapım kilidi açıldı bu arada. Bu da
işte önceden yaptığımız eski bir oyunu, işte şimdilerde GTA Trilogy Edition falan çıktı ya, böyle eski oyunları güncelleyip tekrar satışa koyuyorlar. Onun kilidi açıldı böylelikle. Yeni oyun geliştir. Yeni oyun. Ana tür simülasyon. Simülasyonla ne beraber güzel gider acaba? Simülasyon ve beceri bence iyi gider. Çünkü simülasyon oyunlarında bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz yani, beceri isteyen bir şey, otomatik olarak birbirlerine iyi giderler diye düşündüm. Medeniyetleri seçtim ve uçakları da seçiyorum. Lisans alalım bir tane, oyunumuz fazla satsın. Popülerlik. Şöyle 2 oyunluk Tazmanya Story. Ha bak. Tazmanya, bu arada Tazmanya canavarından hatırlarsınız ama normalde Afrika'da bir ülke. Şunu Türkçeleştireyim. Hikayesi. Oyunumuzun konusunu şöyle hayal ediyorum. Uçak sürüyoruz arkadaşlar. Tazmanya'ya düşüyor bu. O Afrika'da ülke dediğim. Oraya düşüyor ve orada hayatta kalmaya çalışıyoruz ve sıfırdan medeniyet kurmaya çalışıyoruz gibi. Bence hoş bir konu oldu. Bulmaca değil ya, yanlış tıkladım. Simülasyon oyun motorunu seçtim. Teknoloji seviyesi 2 olanları seçiyorum. Bak bunun pazar payı baya düşük ama %8 sadece. Daha yükseği yok mu? %8'den daha fazla olan bir şey yok. Tamam. Baya insanlar konsol çıkartmaya başladılar. O yüzden bol bol konsol var. Pazar payları bölünüyor bu yüzden. Önceden bir konsol çıkardı, %90 pazar oyun oranına sahip olurdu. Şimdi simülasyon oyununda hikaye çok önemli değil bence. Karakter tasarımı da bence çok önemli değil. Ama seviye ve görev tasarımları çok önemli. Çünkü simülasyon zaten bunların üzerine kurulu bir oyun tarzı. Yenilik başlangıç dostu olsun, insanlar oyunun ne olduğunu anlayabilsinler. Yenilik ve oyun uzunluğuna gerek yok. Oyun derinliğine bir tık daha verebilirim. Şimdi sıradan oyuncular genelde sevmez simülasyon oyunları. Kemik kitle. Müstehcen olabilir. Yani kanlı biraz olsun. Ve zor bir oyun olsun. Çok kolay olmasın. Grafiğe... dur. Dur. Bak şurada ufak ipuçları oluyordu. Simülasyon üzerine geldiğimizde burada bize küçük ipuçları veriyor. Bu türde yüksek gerçekçilik ve çığır açan grafikler gereklidir. Ayrıca hayranlar stratejik oynayış öğelerinden memnunlar demiş. O zaman beceri yerine stratejiyi mi seçsek ya? Yok, beceri daha mantıklı geldi bana. Orada her ne kadar strateji kelimesi geçiyor olsa da, oynayış özelliklerinden de şöyle hepsini seçeceğim. Grafikler önemliymiş. O zaman sesler de önemlidir büyük ihtimalle. Oynayışı birazcık kısabiliriz. Şöyle. Bu tarz iyi gibi. Grafikler bu şekilde çok önemli dediği için %40'a çektim. Tamam. Bu şekilde oyun çıkartabiliriz. Çok fazla oyun özelliği. Ha, tamam. Oyunumuzun büyüklüğünü A seçelim. Hedef kitle de hepsi olmasın. Yetişkinler oynar genelde bence bu tarz oyunları. Yetişkinlere uygun bir oyun yapalım. Siz oyunumuzun seslerini geliştirin. 550.000 TL verdik ya. Siz de oynayışı, siz ne kadar isteyeceksiniz? İyi tamam, sen insani bir para istedin yine. 300 bine okeyim. 500'den sonra kafayı yiyecektim. Bu da 400 bin istedi. Artık oyunlar baya pahalı olmaya başladı. Oyun motorunuzun teknoloji seviyesi ne kadar çok artarsa oyun maliyeti de artıyor arkadaşlar. Ya bunun da yapımı büyük ihtimalle bir 3 milyona yakın olacak. Umarım kendini çıkartabilir. Çünkü simülasyon türünde ilk kez bir oyun çıkartıyoruz. Belki çok iğrenç puanlar alacak. Belli değil, bilmiyoruz. Geliştirmeye devam et. Bak şimdiden 1 milyon 200. Hala para harcamaya devam ediyoruz. Sen de git reklamını yap ya, boş durma ya. Seçmeyi unuttum. Televizyona reklam verdirtiyorum Tazmanya hikayesinin. Paramız 120'yi geçti bu arada. Güzel, güzel. Bölüm sonunda burayı satın alacağım. Tamam, parasal olarak amacımızı gerçekleştirdiysek artık hayran konusundaki amacımızı gerçekleştirelim. Şunun 200 bin olmasını istiyorum. Kaydı da kontrol edeyim. Daha 20 dakika olmuş. 10 dakikamız daha var. Bunu 200 bine çekeriz diye düşünüyorum.
Tamam, buradaki iş yerini de hallediyor. Ya grafiker lazım bize ya. Niye gelmiyorsun grafiker? Baksana 13 kişilik masa var burada. Sadece 5 kişi çalışıyor. O yüzden çok yavaş yapıyorlar işlerini. İşçi açığı var çünkü. Türleri araştırmaya devam et. Bence çok kötü bir oyun olmayacak bu ya. İnsanlar sevecek diye düşünüyorum. Şöyle televizyona reklamımız da bitmek üzere. Ah güzel. Fuarda bir de reklamını yapalım. Bu şekilde tanıtımlarını yapalım. Şimdi standımıza 25 bin kişi gelmiş. 4 bin küsur insan da bize hayran olmuş. Güzel. Sadece 15 bin kişi kaldı 200 bine ulaşmamıza. Bak bunlar yavaş yapıyorlar sanki işlerini. 5 kişi çalışıyorsunuz. Hadi halledin. Hadi aslanlarım. Hepsi kadın bu arada ya. Baksana. Sadece bu erkek mi? Evet erkek. Adamın bıyığı var. Tamam. Şimdi son olarak da özel pazarlamadan yeni oyunumuzun demosunu yayınlayalım. Geliyor. Geliyor. Bu oyun tutacak. Hissediyorum. Bu oyun tutacak. Zaten şimdiye kadar çok patlamadık ya. Genelde oyunlarımız kaliteli oluyor. Bunun da buff'ını alalım. Öyle çıkartacağım. Geldi. Tamam çıkartıyorum. Hadi bakalım. Bismillah. %70 ile 90 arası. Güzel. 80'lerde bir puan alacak. Yayıncı ara diyorum. Simülasyon konusunda kim uzmanlaştı? Simülasyon. Bunlar aksiyon. Simülasyon burada gördüm. Bir. Tamam. Başka var mı? Başka yok. Adam tek başına. Sadece bu var. Tamam pazar payı da 77'ymiş. Okey. İdare eder. 16 yaş kısıtlaması geldi ve %80'i görecek mi? Gördü. Güzel. İlk oyunumuza göre gayet iyi bir puan. Okuyalım nelerini beğenmişler, nelerini beğenmemişler. Hikaye ve oyun tek kelimeyle harika. Oyun bir dakikası bile sıkıcı değil. Grafiğin bazı doğa kanunlarını ihlal ettiğinden eminim. Kesinlikle mükemmel. Ses efektleri harika. Bu oyun endüstrisindeki yeni standartlar olacak. Oyunun basit ve şık kontrolleri yeni standartlar belirliyor. Bu oyun her yerde harika hissettiriyor. Neredeyse mükemmel ve yeni standartlar belirliyor demişler. Ne kadar çok standart kelimesini kullanmışlar incelemede. Hemen o zaman yani bir güncelleme getiriyorum. O sırada şunu araştırmayı bırak. Onu sonra araştırırız. Hemen bir simülasyon oyunu daha çıkartacağım. Ne olabilir? Simülasyona uygun bir konu ne olabilir? Doktorlar. Olur. Bir tane oyun vardı hatırlarsanız böyle birine ameliyat etmeye çalışıyorduk. O da böyle doktorluk simülasyonu gibi bir şeydi. Doktorluğa ne olabilir uygun olarak? Bilim. Bilim simülasyon doktorluk. Bence uyumlu olur. Bu arada bu arkadaşlar da oyun raporunu oluştursun. Az önceki oyunun. İkisini de yapacaklar. Tamam. Son olarak bir saniye. Oynayış özelliği Viva gelmiş. Oyunu yapmaya başlayabiliriz. Şu rapor bittikten sonra. Bitti. Güzel. Bu arada Tazmanya hikayesi birinci sıraya yerleşti. Güzel. Deniz altındaki gizem de ikinci sırada. 45 hafta boyunca satışta kaldı ama hala beklentisi %95. Çok iyi durumdayız. Gerçi oyunun puanı 96. Bir zahmet bu kadar fazla satsın. 23 milyon TL kazandırmış bize. Yeni oyun diyorum. Biraz daha bekleyeyim ya. Biraz daha bekleyeceğim çünkü bunun tavsiye mektupları gelsin. 10 haftayı geçsin en azından. Şu an 7. haftadayız. Tamam, siz boş durmayın. Araştırmaya devam. Geliyor, geliyor. Bekleyin bunu. Daha kaç hafta var? 20, 29 hafta. Ha, hemen başlayalım o zaman ya. Hemen başlayalım anca yetiştiririz çünkü. Simülasyon beceri. Şuradan oyun raporundan bir bakalım. Beceri uygun muymuş? Beceri uygun değilmiş simülasyona ya. Strateji uygunmuş. Keşke stratejiyi seçseydim o zaman. Pü.
Keşke ya. Doktorlar ve bilim. Burada lisansını alalım. Doktorlar böyle bir dizi vardı hatırlarsanız. Simülasyon, bilgisayar, Nintendo, Byte ve Commodore çıkacak oyunumuz. Bütün dilleri seçiyorum. Yeni yazılım gelmiş mi? Yeni yazılım da gelmiş. 30.000 TL karşılığında onu alıyoruz. Önceki oyunun tasarım ayarlarını kopyalayalım. Ama strateji oyununda bu sefer beceri yerine stratejiyi seçtiğimiz için diğerlerine çok uygun olmayabilir. Yine de şöyle bir ufaktan yapmaya çalışalım. Daha uzun olsun istiyor. Daha çok yenilik görmek istiyorlar ve daha az şiddet istiyorlar. Tamam, simülasyon oyununda şiddet istemiyorlarmış. Buyurun. Uzunluk ve yenilik demişlerdi. Tamam, başlangıç dostu olmasın o zaman. Hikayesinin uzunluğuna mı takılmışlardı yoksa hikayeye mi? Yok, hikayeyle alakası yokmuş. Oynama süresi tam uzunluğa doğru verdik yani. Başlangıç dostundan bir tık daha kısacağım. Bu şekil olur gibi. Son olarak 10, 40, 20, 30. 10, 40, 20, 30. 10, 40, 20, 30. Tamam, yaklaşmışız. Hiçbir ipucu olmadan yaptık ama yine de yakın değerleri seçmişiz genelde. Oyun %95 alır mı acaba? Oyun büyüklüğünü ayarlayamadım yine. A olsun. Bir de son olarak yetişkinlere uygunmuş. Güzel. Tekrar yetişkinleri yüksek kaliteli sesler üretin. 572.000 TL verdik. Hata düzeltme. Oynayışı geliştir. 400 bin verdik. Size de 400 bin daha verdik. Abo 1,5 milyon sırf şu üçünden geliyor. Oyunun motorunu geliştirmek 500 bin tutmuş olsa. Bir de oyunun kendisini geliştirmek 1 milyon tutmuş olsa baya pahalı bir oyun ya. Bakayım. Ekonomik simülasyonu da araştırıyoruz. Sizi şöyle az önce yaptığımız oyunun demosunu yayınlatalım. Özel pazarlama demo yayınlatalım. Daha fazla satsın. 13 haftadır satışta 1,5 milyon satmışız. Bölümün sonunda istatistiklere son kez bir tekrar bakarız arkadaşlar. Bizden daha iyi oyun yapmış biri olduğunu zannetmiyorum ama belki bizden daha fazla oyun satmış birileri vardır. Onları kontrol edelim. Rakiplerinizi sürekli kontrol etmeniz lazım. Sizden daha fazla oyun satıyorlarsa nasıl oyunlar satıyorlar gibi şeylerden ipuçları çıkartabilirsiniz. Aa, bu yıl ödül kazanamadık. Gerçi %81 puan almıştı sadece. Ödül vermemeleri normal. Televizyona bir reklam patlatalım mı ya? Ya da buna patlatmaya gerek yok. Zaten moda olduğu için. Zaten 22 hafta sonra da bitecek. Vakit harcamayalım hiç. Bir tür daha gelmiş. Dövüş türünü araştır. Hatalar bayağı var bu arada. Şu oda çok karizmatik duruyor ya. Böyle birazcık siyah tonları var ya. Halı birazcık bozmuş gibi ama. Bizim eve benzemiş böyle. Bizim de sarıyla kahverengi arası bir halımız var. Ben evimi hatırlattı. Arada bir bu çıkan bildirimler ne diye sorarsanız arkadaşlar, önceki oyun motorlarımızı diğer geliştiriciler satın alıyor ve oyun çıkartmışlar. Mesela bir tane adam satın almış bizim motorumuzu ve o motorla bir oyun geliştirip 9.000 adet sattırmış. Bize de parasını ve gönderiyor belli bir kısmını. %6 koyuyoruz ya kar paylaşımına. Ağzım kurudu ya. Yine çok sıcak oda. Yaz olduğunda bu kadar terlemiyorum bu arada. Geliştirmeyi bitir diyorum. Yine 70 ile 90 arası bir puan alacak diyor. En azından 85'i geçsin. Rica ediyorum. Yayıncı ara dedim. Önceki verdiğimiz adama veriyoruz. Yok, o adam bu değildi. Buydu. 60 olmuş bunun pazar payı. Bunun 55. Bu 77 idi az önce. Niye 60'a düştü? Neyse, başka seçeneğimiz yok zaten. Mecbur ona vereceğiz. 12 yaş kısıtlaması.
Geçecek mi diğerini acaba? Diğerini geçtim mi? Diğeri kaç puan almıştı? 83 almıştı. Bu da 84 aldı. Niye sürekli bir puan artıyoruz ya? Güncelleme getiriyorum. Allah Allah. Neyse, moda olduğu için satışları etkilemeyecek ama daha iyi olmasını isterdim. En azından bir 85'i geçsin, 88 falan olsun diye düşünüyordum. Birinci sıraya bu yerleşti. Kendi oyunumuzu solladık. O da ikinci sıraya düştü. Üçüncü sırada... Ya ilk üçte sadece bizim oyunlarımız var. Bütün listelerde. Şöyle bir dakikaya bakayım. Dakika 30 olmuş arkadaşlar. 200 bin hayrana ulaştık. 160 bin, 160 milyon da paramız var. Artık bu binayı satın alabiliriz. 95 milyon vereceğiz bu arada buraya. Bum. Hadi bakayım. Gelecek bölümde kayda girmeden önce büyük ihtimalle burayı doldururum. Öyle kayda girerim. Şuradaki geliştiricilere buraya taşırım. Zamanı durdurayım bu arada. Buradaki geliştiricilere şuraya yerleştiririm. Kocaman bir ofis olur. Müzik odasını da şuraya atarım. Şöyle kare olacak şekilde. Sonra bu binayı full kalite güvence ofisine ayırıp bu adamları da şuraya taşıyabilirim. Sonra araştırma. Araştırmacıları da şu orta bölümü alabilirim. Böylelikle bu binayı da sadece pazarlama ve müşteri hizmetleri almış olur. O zaman bu bina boş kalacak ama. Tamam, o zaman grafikçileri bu binayı alırım. Ne bileyim, öyle bir şeyler ayarlarım. Görünce zaten umarım beğenirsiniz. Neyse, bu bölümlük bu kadar, yeterli. Videonun ortalarına doğru söylediğim gibi arkadaşlar, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Yorumlar kısmında fikir ve düşüncelerinizi belirtmeyi de unutmayın. Rica ediyorum. Sizinle beraber oynadığım için sizin de önerilerinize uygun bir oyun ilerleyişi istiyorum. Abone değilseniz abone de olun lütfen. Görüşürüz.